Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bülteninden merhabalar. Bugün biliyorsunuz cumartesi haftanın en iyileri günü. Kapının önünden açıyoruz programı. Dün itibariyle etkinlik sponsorumuz 11 Meşale Festivali'nde miniklerin bir futbol resitali vardı. Gittik yerinde izledik. Gerçekten büyüklere taş çıkaran bir ahenk coşku içerisinde oynandı. Şimdi önce bu minikleri bir izleyelim. Akabine bakalım bu hafta neydi olacağında neler olmuş. Sevgili Diego dostum, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Orta Doğu Balkanlar ve tüm dünya halklarının oluşturduğu yeni konjonktürde sana da orta sahadaki görevinde başarılar dilerim. Bilmeni istediğim birkaç hususu bilgine getirmek isterim. Değerli dostum, içinde bulunduğumuz konjonktürde Hasan Ali Kaldırım sağ kanadı felç etmiş durumdadır. Eroğlu'nun siyasetten çekilmesiyle beraber siyasette oluşan yeni dinamikleri doğru değerlendirmeliyiz. Yaptığınız ortaların açıkçası hiçbiri Fernandao'ya doğru düzgün gitmemiştir. Bu durum bizi ve Kıbrıs Türk halkının ilerici güçlerini derinden üzmektedir. Özellikle saha içerisinde bulunan çeşitli sol fraksiyonlarla olan ilişkilerde daha temkinli davranmanızı temenni ederim. Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halklarının ortak geleceğini kurgularken insan sevgisinin öneminin altını çizmek isterim. Değerli dostum Diego, attığın ara pasları daha isabetli atmanın hepimizin lehine olabilecek bir gelişme olacağı kanaatindeyim. Kulüp başkanınız Aziz Yıldırım olan biten yıldızı takıma toplamıştır. Ancak bu yıldızlar bir araya gelince tıpkı UBP-DP'nin birleşmesinde olduğu gibi torbadaki kediler gibi bütün gün kavga etmektedir. Ayrıca takım arkadaşın ve orta sahadaki dinamiklerin yöneticisi olan Mehmet Topal akşam o kadar kötü oynamıştır ki incir ağacı gibi yanından bile geçsek kaşınır olduk. Kıbrıs Türk halkının öz değerlerinden ayrılarak size verilen paraları lütfen daha fazla hak ediniz. O formaları ısladınız ki biraz tepsersin. Bu arada takım içindeki seçimlerde Nani ile beraber bir liste yapıp Van Persie'yi kestiğinizi üzülerek işitmiş bulunmaktayım. Bu tür fevri davranışlar Kıbrıs Türk ilerici hareketine herhangi bir fayda sağlamaz. Dolayısıyla derhal bu hal ve tavırlardan vazgeçmek ve Kıbrıs sorununun iki toplumlu federal bir biçimde çözülmesine odaklanmak gerekmektedir. Sayın Akıncı, CTP başta olmak üzere bütün ilerici güçlerin desteğiyle ceza alanına girmiştir, orta beklemektedir, kafa vurmak istemektedir. Kıbrıs Türk ilerici güçleri bu sinerji ve konjonktürde senden güzel ortalar ve güzel şutlar beklemektedir. Sevgiyle kal. Dostun Ferdi Sabit Soya. Bir numara Anastasiadis ve vereceksen huzur ver. Verme, verme,
verme, akıl verme. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. Rum tarafındaki ekonomik kriz Yunanistan'ın batışı derken Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in ruh halini en iyi yansıtan şarkı Tarkan'dan Vereceksen Huzur Ver. Azı karar, çoğu zarar diyenler niye çok alırlar, hep az verirler. Göreve geldi geleli Alver süreci dahil birçok müzakereye hazırlanan Anastasiadis artık maldan mülkten usanmış durumda. 2 numara BM Kıbrıs özel danışmanı Ayde ve Hayde Gidelum. Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi. Vursana lan. Kıbrıs sonunda devam eden müzakereler konusunda en olumlu isimlerden bir tanesi olan Ayde, kamuoyuna verdiği sürekli olumlu mesajlarla birlikte aslında tıpkı bir oyun havasında olduğu gibi sürekli pozitif. Ayde'yi en iyi anlatan şarkı ise Cem Yılmaz'ın Haydi Gidelim türküsü. 3 numara Özdilnami Erhan Erçin Eller Ayırsa Bile. Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız. Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile. KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs sorununun müzakerelerine transfer olan Özdilnami Erhan Erçin ikilisi, Kıbrıs sorununu çözdükten sonra dünyadaki çeşitli diplomatik sorunların çözümüne de yine birlikte eğilmeyi planlıyor. Özdilnami Erhan Erçin ikilisini en iyi anlatan şarkı ise Zeki Müren'den Biz Ayrılamayız. 4 numara Kudret Özersay ve Umrumda Değil. Umrumda değil, iyi ki bitti. Kıbrıs sorununun bir önceki emektar müzakerecisi Kudret Özersay, müzakere masasından uzak bir hayat yaşamanın keyfini sürüyor. Yakın dönemde siyasi parti kurması beklenen Kudret Özersay'ın siyasi parti kurduktan sonraki şarkısı ise Çelik'ten. Artık demir değişti, tabi çelik de değişti, kısa kes artık bitti, senin modan geçti. 5 numara Erdoğan Akıncı ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benim ile, ben senin ile bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi hayatta hep gül. Özellikle 20 Temmuz törenlerindeki samimi pozlarıyla dikkat çeken iki cumhurbaşkanı Kıbrıs sorunundaki müzakereler konusunda da adeta bir fidanın güller açan dalı gibi. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan Sevgili izleyiciler, bu akşam 11 Meşale Festivali'nde bir Kıbrıs gecesi var. Dağ Yolu Düğün Salonu'nda saat 8 dolayında başlayacak. Orijinal bir Kıbrıs gecesi, biz de orada olacağız. Ve bir istisna yapıyoruz. Normalde pazar günleri program yapmayız ancak yarın da programımız olacak. Festivali takip etmeye devam edeceğiz. Yarın sabah saat 10'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.